Peki hocam, belirtileri nelerdir? Erken evreden bahsettiniz. Evet. Erken evre nasıl tespit edilir? Aslında şöyle, rahim ağzı kanserlerinin belirtilerinden önce sebeplerine bakmamız evet. lazım. Covid biliyorsunuz virüs hastalığı ya da işte halk arasında korona daha çok geçiyor. Burada rahim ağzıda aslında yine bir virüsün hastalığı, human papilloma virüs dediğimiz. Hemen dünyada rahim ağzı kanserinin %98'inde sebep halen bulaşıcı bir hastalık olan human papilloma virüs ya da virüs olan human papilloma virüs tarafından neden olmakta, yani geliş oluşturulmakta. Ve bunun da geçiş yöntemi çok önemli. Bunlar genellikle kişiden kişiye cinsel yolla bulaşıyor. Özellikle erken yaşta cinsel ilişki, çoklu partner, yani çoklu ilişkilerde bulunmuş olmak, şüpheli ilişkilerde bulunmuş olmak, bunlar riski arttırıyor. Ve bunların evrilmesi de zaman alıyor. Yani önce virüs orayı enfekte ediyor, ondan sonra normal dokuyu kanserleştirmeye başlıyor ve en sonunda da kanserleştiriyor. Tabii bunun yanında risk faktörleri olarak işte sigara kullanımı, ondan sonra taramalarını düzgün yaptıramamış olma, uzun süre oral kontraseptif kullanma ya da bağışıklık sistemini baskılayan başka bir hastalığın olması, yani bağışıklık sistemi örnek transplantasyonlar vesaire gibi ilaçların kullanılması gerektiği durumlarda risk artıyor. Şimdi biz sebebi bildiğimiz için serviks kanserinde tıbben bu sebebi engelleyici, azaltıcı önlemlerin alınması zaten erken hastalığın hiç olmamasını, yani primer prevansiyona neden oluyor, primer korumaya neden oluyor. Şimdi yeni aşılarla, human papilloma virüs için geliştirilmiş aşıların daha cinsel ilişkiler başlanmadan çocukluk, ergen çağlarda aşılanmaya başlandığında bu virüsün pek çok suşunun, yani pek burada da varyantlar var, nasıl işte evet. Delta, Omikron varyant gibi engellenmesi neden oluyor. Böylelikle de serviks kanseri hiç daha başlamadan bitiriliyor. Eğer bir şekilde virüs alındıysa da erken tarama yöntemleriyle de hastalık olmadan veya ilerlemeden tedavi edilmiş oluyor.